Ben Avukat Ayhan Ömer. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Vava başvurularının 7 Aralık itibariyle iptal edileceği yönünde duyumlar aldık. Bu bilgi ne derece doğrudur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Vava başvurularının iptal edileceği diye bir durum şu an için söz konusu değil. Fakat tabii ki Vava başvurularının yürürlüğünde bazı değişikliklerin olduğunu görüyoruz zaten bu sene içinde. Önceden bu noktada başvuru türlerine ve durumuna göre sürecin içindeki göçmenlik tarihinin taleplerinde şu an bir değişim olduğunu görüyoruz. Çok daha detaylı ek belge talepleri göndermeye başladıklarını da gözlemlediğimiz değişiklikler içinde. Yani 7 Aralık itibariyle bu kalkacaktır demek çok zor ama var olan durumda şu anki Vava dosyalarında belli zorlamaların olduğunu görmekteyiz ve bu noktada da bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya C1 vizesiyle gelip 2 ay önce burada ABD vatandaşıyla evlendim ve bazı önemli sebepler yüzünden boşanmaya karar verdik. Ne zamana kadar Amerika'da kalabilirim? Yasal bir süreç var mıdır? Sponsor desteğiyle burada kalmam mümkün müdür diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz Amerika'ya C1 vizesiyle geldiniz ve bu C1 programınız hala devam ediyorsa bu noktada yasallığınız durumunda endişeleneceğiniz bir durum söz konusu değil. Ama siz yazın süren Work and Travel altındaki C1'la geldiyseniz eğer ve o programınız şu an itibariyle tamamlamış durumdasınız. Dolayısıyla eğer burada kalmak için başka bir durum yoksa en kısa zamanda ülke dışına çıkmanızda fayda var. Çünkü sizin durumunuzda birinin C1 Work and Travel'la olan bir C1 programıysa program bitmiş durumda. Ve eğer başka bir statüye geçiş başvurusu da yapılmış bir durumda değil ise ülke dışına çıkmanız lazım. Yok eğer devam eden bir C1'ınız varsa şu an o zaman evet sponsor desteği ya da statü değişikliği durumlarını değerlendirmemiz yerinde olur deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Benim öğrenci vize değişikliğim onaylanmazsa bana deport verirler mi? Eğer onaylanmazsa ne kadar vaktim olur diye takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz öğrenci vize statüsüne değişiklik için başvuru yaptıysanız ve o başvuruyu bekliyorsanız, eğer o başvurunun sonucunda alacağınız karar olumsuz ise ve bu karara itiraz etme durumunu planlamıyorsanız, o zaman en kısa zamanda red kararından itibaren en kısa zamanda hatta 30 gün geçirmeden 30 gün içinde ülke dışına çıkmanızda fayda var. Eğer çıkmaz iseniz o zaman göçmenlik dersi belki sizi sınır dışı sürecine sokma işlemini ya da adımını atabilir. Dolayısıyla eğer bunun olumsuz bir sonucuyla karşı karşıya kaldıysanız itiraz hakkınızı değerlendirmenizde fayda var. Eğer hemen çıkamayacaksanız yoksa hemen çıkabilecekseniz en mantıklı olan şey en kısa süre içinde ülke dışına çıkış yapıyor olmanız olumsuz kararı aldıktan sonra deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Başka bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya giderken kullandığımız ilaçlarımızı reçeteleriyle birlikte mi götürmemiz gerekiyor diye takipçimiz soruyor. Şimdi böyle bir yükümlülük yok. Yani yanınızdaki kendi özel kullanımınız için kullanacağınız ilaçlarınızın illa reçetelerinizi götürün diye bir şart yok. Ama girerken herhangi bir soruyla karşılaşma durumunda ilaçlar konusunda çok daha rahat bir şekilde onların sizin kişisel ilaçlarınızı, kişisel kullanma ilaçlarınız olduğunu kanıtlamak için tabii ki reçetenizin yanınızda bulunmasında fayda var. Bu noktaki tavsiyemiz götürmenizde fayda var diye düşünüyoruz reçetenizi yanınızda. Ki başka türlü bir hani ilaç konusunda bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamanız için değil. Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkiye'den iki şirket birleşip Amerika'da yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Amerika'da şirketi kurarken her iki firmadan da yetkilinin Amerika'da bulunması zorunlu mu? Şimdi siz Amerika'daki yeni bir iş hayatını ya da yeni bir işi ya da şirketi başlatmak istediğiniz zaman bu şirketin kuruluş amacı Türkiye'deki iki şirketin birlikte hareket etmesi olabilir. Bu noktada şirketler iki kişi yerine bir kişiyi tayin edip buradaki şirketin kuruluşunu yapabilirler. Dolayısıyla hani illa iki şirketten de bir yetkiliye ihtiyaç duyulan bir durum söz konusu değil. Amerika'daki kurulacak şirketin sahibi Türkiye'deki şirket oluyor olacak ve belirlediği bir yetkili de buradaki şirkette
kuruluşu yapacak. Belki hatta şirketin yönetimiyle ilgilenebilecek. Tek yetkiliyle bu iki şirket Amerika'daki iş hayatına girebilir, markete girebilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya turist vizesiyle geldiğim zaman orada green card sahibi biri sponsor olup benim için green card başvurusu yapabilir mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi green card sahibi bir kişinin kişi olarak bir yabancıya sponsor olması durumu mümkün değil. Bu ancak ailevi durumlarda olabilir. Yani kişi eşine, çocuğuna filan başvuru yapıyordur. Yoksa üçüncü bir şahsa sadece green card sahibi olduğu için bir başvuru yapamayacak. Dolayısıyla bu durumda siz Amerika'ya turist vizesiyle geldiğiniz zaman size herhangi bir green card başvurusunu üçüncü kişi yapabilir belki. Amerika'daki bir şirket yapabilir. Eğer sizin onlarla çalışmanızı istiyorsalar ya da uygun bir pozisyon var ise Amerika'daki bulunan şirket sizin için yeşil kart başvurusu yapabilecek. Yoksa yeşil kart sahibi olan bir kişi sponsor olamayacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan kalan diğer bir soruda bir takipçimizden gelen. Ben Kırgızistan vatandaşıyım. Green Card çekilişinde ben ülkeyi Kırgızistan seçtim. Diyelim çekilişi kazandım ve ben Türkiye'de veya Amerika'daysam Green Card mülakatına nerede gireceğim ve işlemler nerede olacak diye takipçimiz bize soruyor. Sizin Green Card çekilişine başvururken nerede olduğunuzun çok büyük bir önemi yok. Ama bu Green Card hakkını kazandığınızda nerede yerleşip oturuyorsanız oradan yeşil kartı ilerlemeniz mümkün olacak. Farz edelim siz yeşil kart kazandığınızda Amerika'dasınız ve Amerika'da yaşıyorsunuz. O zaman Amerika'da yasal bir şekilde kalabiliyorsanız o zaman Amerika'daki göçmenlik dairesi üzerinden yeşil karta geçiş işlemlerini yapabileceksiniz. Yok eğer Türkiye'deyseniz o zaman Türkiye'deki Amerikan konsolosluğu üzerinden yeşil karta geçiş işlemlerini yapabileceksiniz. Eğer Türkiye'de tabii bir oturumunuz ya da kalabilme noktanızda bir yetkiniz var ise deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card statü ve değişikliği için kredi skoru ve devlet yardımlarının kontrol edileceğine dair bir haber duydum. Bu ne zaman geçerli olacak? Bu haber doğru mudur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bir şey söyleyebilirim. Hani şu anki var olan yasalarda kişilerin Green Card almak için geçiş yapacakları durumlarda kişinin kredi skoru tarzı bir şeye bakılmaz. Dolayısıyla bu noktadaki bilgi doğru değil. Dolayısıyla kredi skoruna bakılıp kişilerin Green Card'a geçip geçemeyecekleri konusunda bir karar verilmez. Fakat devlet yardımları noktasında direkt engel olmasa da kişiler eğer devletten, Amerika'da yaşıyorsalar ve Amerika'daki devletten para yardımı tarzı yardımları alıyorsalar bu yardımlar onların yeşil kartına geçerken önlerine engel getirebiliyor. Çok kesin bir engel şu an için söz konusu değil. Fakat şu anki konuşulan biliyorsunuz söylentilerden bir tanesi de geçilmeye çalışılan yasalardan bir tanesi de bu şekilde kişilerin green kartıyla vatandaşlarına geçmesini engellemek yönündeki yasaklardan bahsediliyor. Eğer kişi Amerikan devletinden bu tip parasal yardımlar alıyorsa bu kişilerin işte yeşil kartı alamaması yönünde adım atılması isteniyor. Tabii bu şekilde söylentiler var fakat tabii ki biz hani kişiler Green Card'a geçerken Amerika Devleti'nden herhangi bir parasal yardım almamaları noktalarında devamlı tavsiyelerde bulunuyoruz. Herhangi bir sorun ya da sıkıntıyla karşılaşmamak için. Dolayısıyla devlet yardımları noktasında şu an var olan yasalarda para yardımları sadece problem teşkil edebiliyor. Yani sağlık yardımları sorun teşkil etmiyor. Ve kredi skoru gibi bir şeye bakılması söz konusu değil deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. F1 kategorisi Unmarried Son 21 Years and Older durumundan Nisan 2015 başvurum var. Başvurum ve süreç yaklaşık 3 sene daha süreceğini gösteriyor sanırım. Bu süreçte E1 ya da E2 kategorisinden vize başvurusu yani yatırımcı durumu ile ilgili bilgi isteyecektim sizden. Yatırım miktarı en az ne kadar olmalıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu takipçimize cevabı şöyle verebiliriz. Burada iki tane durum var konuşmamız gereken. Bir tanesi sizin için green card başvurusu yapılmış olmuş olması sizin yatırımcı vizesi alıp alamama noktasında engel teşkil etmeyeceğini bir görüş konuşmamız gerekecek öncelikle.
İkincisi de farz edelim buna rağmen başvuruyu düşünüyorsunuz. Yatırımcı vizesi noktasındaki en az miktarda olmalıdır. Sorununa geçeceğiz. Şimdi eğer kişiler göçmen olma niyetini gösterecek bir başvuruyla karşı karşıya salar. Yani kendilerinin yeşil karda gidebilmelerine imkan sağlayacak, göçmen niyeti olduğunu gösterecek bir şekilde herhangi bir kendileri için bir başvuru yapıldıysa bu başvuru normalde kişilerin göçmen olmayan vizeleri almalarında önlerine bir engel olarak gelebiliyor. Yani kişi diyelim sizin durumunuzda babanız başvuru yaptı size yeşil kartı almanız için ama bekleyeceksiniz. De bu arada siz Türk sitesine başvuru yapacaksınız Amerikan Konsolosluğu'na. Amerikan Konsolosluğu sizin için green card başvurusu yapılmış olmasını engel teşkil edip yani sizin aslında göçmen niyeti olduğunuzu düşünüp size Türk vizesi vermeme yoluna gidebilir. Bu aynı mantık siz yatırımcı vizesine adım attığınızda da önünüze gelecek. Ha bunun istisnası da olabilir. Eğer süreç uzun sürecekse ve sizin bu yatırım ya da işi şu an yapmanız gerekiyorsa ve bu yatırımın önemi, tarzı, faktörleri Amerikan Konsolosluğu'nda görevli anlayabilirse o zaman size yatırımcı vizenizi verebilir. Yoksa bilmeniz gereken bu önünüzde bir engel olarak sizin yatırımcı vizesine geçmenizi çok engelleyebilecek bir durum olabilir diye sizi öncelikle uyarmak istiyorum. Eğer farz edelim bu yatırım kaçınılmazsa ve gerçekten önemli bir yatırım ise ve ciddi bir yatırım yapıp iş istihdamı yaratılacaksa o zaman bir minimum bir miktar yoktur ama ideal rakamlar tabii 100 bin dolar civarında yatırımlardır. Dolayısıyla minimum bir rakam olmuş olmamasına rağmen en az 100 bin dolar bir yatırımla siz bu işe girebilip yatırımcı vizesi dosyanızın içinde gerekli hazırlığı yapıp başvuruları yapabileceksiniz. Ama dediğim gibi ilk bahsettiğim faktörde göz önünde bulundurun. Ama dediğim gibi bu yatırımı yapmak kaçınılmazsa ve şu an yapmak istiyorsanız zaten önünüzde bir 3-4 yıl daha var yeşil karta gitmek için. O zaman bu yatırımı yapıp yatırımcı vizesi almanız denenebilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan kalan diğer bir soru da takipçilerimizden gelen. 2010 yılında Work and Travel programıyla Amerika'ya gittim. Bana SSN yani Social Security Number vermişlerdi. Kart olarak yok. Numaramı da bilmiyorum. VAT ile alınan SSN acaba geçici midir, sürekli midir? 2 hafta sonra F1 vizesiyle Amerika'ya gideceğim. Gittikten sonra Security Office'den SSN alıp kullanabilir miyim diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz Work and Travel programıyla geldiğiniz süreçte aldığınız sosyal güvenlik numarası kalıcı bir numara, geçici bir numara değil. Gerçi sizin çalışmanıza geçici süre izin vermiş olmuş olmasına rağmen o numara sizin kalıcı numaranız olarak sistemde kalıyor. Dolayısıyla siz bir iki hafta sonra Amerika'ya geldiğinizde öğrenci vizesiyle bu sefer sosyal güvenlik ofisine gidip onlardan kartınızı kaybettiğinizi ve bundan dolayı da sosyal güvenlik numaranızı bilmek istediğinizi sorup onlardan gerekli kart bilgisini almaya çalışabilirsiniz. Tabii onlar gene sizin bir çalışma izniniz olmayacağını sorabilirler. Fakat siz çalışma izni değil, öğrenci vizenizin olduğunu kanıtlayın. IQ'nizle beraber, pasportunuzla beraber ve sosyal güvenlik numarasını da belli işte yer tutma, ev tutma, banka hesabı açma gibi işlemler için kullanacağınızı dile getirirseniz var olan numaranızı çok daha rahat bir şekilde size vermeleri mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişine başvurduk. 2019 Ocak'ta Japonya'ya gidiyorum. Green Card çıkarsa Japonya'dan Amerika'ya direkt gidebilir miyim? Yoksa ne yapmam gerekmektedir diye takipçimiz bize soruyor. Siz Japonya'ya gidiyorsunuz. Dolayısıyla gelecek yıl Mayıs ayında Green Card çekilişinin çıktığını öğrendiğinizde Japonya'da oluyor olacaksınız ya da orada yaşıyor olacaksınız. Dolayısıyla eğer Green Card size çıkarsa o zaman siz Green Card işlemlerinizi öncelikle yapmanız gerekecek. Eğer Japonya'da yaşıyorsanız Japonya'daki Amerikan Konsolosluğu üzerinden göçmenlik vizenizi alıp Amerika'ya geleceksiniz. Yok eğer Türkiye'de yaşıyor olacaksanız daha sonrasında o zaman Türkiye'deki Amerikan Konsolosluğu üzerinden göçmenlik vizenizi alıp Amerika'ya geliyor olacaksınız. Dolayısıyla direkt Amerika'ya gitmek gibi bir durum söz konusu değil. Ama eğer siz Japonya'da yaşıyorsanız yani geçici değilse o, orada kalışınız. Evet o zaman aslında gerekli işlemlerinizi tamamladığınızda ve gerekli göçmenlik vizenizi oradaki Amerikan konsolosluğunda aldıktan sonra direkt Amerika'ya geçiş yapabilirsiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan diğer bir takipçimizin sorusu bize. Ben Work and Travel programıyla Amerika'ya gelmiştim.
trafik cezası yedim. Ödemeden Türkiye'ye geri döndüm. Şimdi ben tekrar Amerika'ya giriş yaptığımda bir sorun çıkar mı? Ayrıca Amerika'da bir bankaya hesap açmıştım. Çok cüzi bir rakam bir borcum vardı. Onu da ödeyemeden çıktım. Tüm bunlar Amerika'ya girişte bana sorun çıkartır mı diye takipçimiz soruyor. Şimdi kişinin özel borçları ya da banka hesabındaki borcu tarzı borçlarından dolayı Amerika'ya giriş yapmasında herhangi bir engel söz konusu değil. Yani siz Amerika'ya giriş yaparken sizin o banka olan borcunuzun dile getirilmesi bile söz konusu değil. Ya da sizin Amerika'ya girmenizi engelleyecek bir durum teşkil etmez. Trafik cezalarında şunu söyleyebilirim. Gerçekten trafikle bağlantılı bir kuruma gitmeniz ya da ödemeni yapmanızı gerektiren bir durum ise ve yapmadıysanız bu sizin Amerika'ya girişinizde bir engel teşkil etmez. Ama bazı durumlarda kişiler trafik cezası aldığını düşünebilirler. Çünkü hareket halinde durdurulmuş olabilirler. Ama o trafik cezası değil de tam tersi ceza mahkemesinin yetkisine giren bir suç da olabilir. Ufak bir suç hali de olabilir. Resim mahkemeye gitmenizi gerektiren bir durum olabilir. Ve bu noktada kişi mahkemeye gitmiyorsa tutuklama kararı hakkında çıkabiliyor. Tabi bu istisnai bir benzi istiyorum. Yani böyle bir istisna yok ise hakkınızda tutuklama kararı çıkacak. O zaman trafik cezalarıyla ilgili durumlarda sizin Amerika'ya girişinizi engel teşkil etmez. Dolayısıyla bir sorun yaşamadan Amerika'ya giriş yapabilirsiniz. Geçen haftadan diğer bir takipçimizin sorusu da şu yönde. Türkiye'de doktorum, turist vizemi aldım. Turist vizesiyle Amerika'ya gidip öğrenci statüsüne başvursam, göçmenlik dairesi bana Türkiye'de hali hazırda doktor olarak çalışıp da burada öğrenci olarak nasıl devam edeceksin? Türkiye'deki doktorluk memuriyetinden dolayı sana öğrenci statünü uygun görmüyoruz deyip vize değişikliği başvurumu reddederler mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika'daki göçmenlik dairesi sizin Türkiye'deki işte memur olup ya da doktor olma durumunuza çok ilgilenmeyecek. Fakat siz tabii burada bir statü değişikliğine girerken Türkiye'de hala bağlarınızın devam ettiğini, bağlarınızın olduğunu gösteriyor olmanız aslında artı bir durum. Dolayısıyla bu noktada sizin işte orada doktor olmanız, burada işte öğrenci olarak niye devam edeceksiniz noktasındaki gerekçeyi zaten neden öğrenci olmak istiyorsunuz diye yapacağınız açıklamayla tatmin edeceksiniz. Dolayısıyla size bu noktada göçmenlik dairesi dönüp siz orada doktorsunuz, işte burada öğrenci olamazsınız ya da işte olmaz gibi bir gerekçeyle başvuru reddi vermez. Dolayısıyla anlattığınız durumda bu öğrenci statüsünü geçmeniz uygun görünüyor aslında. Dolayısıyla bir sorun yaşamayacaksınız. Türkiye'deki bağlarınızı da bu noktada koruyor olmanız aslında sizin için daha pozitif bir durum teşkil edecektir. Farz edelim belki iş yerinden alacağınız doktor yazısı işte şu tarihte bize tekrar gelip doktor olarak çalışmaya başlayacak gibi ya da oradan faturalar ya da kira sözleşmesi gibi şeylerle siz de aslında Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu göstermek çok daha şansınızı artıracaktır diye size bilgi verebilir. Geçen haftadan diğer bir takipçimizin sorusu da şu yönde. Turist vizem var. Amerika'ya uçaktan indiğimde gümrük memuru nerede kalacağıma dair otel rezervasyonu ve dönüş tarihine ait uçak biletini görmek ister mi? Beyan etmek zorunda mıyım diye takipçimiz soruyor. Şimdi gümrük görevlileri neyi isteyip istemeyecekleri değişecektir kişiden kişiye. Dolayısıyla eğer siz geldiğinizde bir otelde kalma durumunuz olacaksa o zaman bir otel rezervasyonunu ve kesinlikle geri dönüş biletinizi ayırmanızda fayda var. Yanınızda bulundurmanızda fayda var. Dolayısıyla zaruri bir durum olmuş olmasa bile yani illa ki bunlar sizde bulunmak zorunda diye bir kaydı olmasa bile eğer ki bir otelde kalacaksanız o zaman bir rezervasyon ayarlamanız ya da geri dönüş biletinizi kesinlikle yanınızda bulundurmuş olmanızda fayda var deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen bir soru da şu yönde. Victim yasasında yararlanan kişinin eğer parmak izi gelirse çalışma izni gelmesi ne kadar sürer diye bu takipçimiz soruyor. Suçlara maruz kalan kişilerin faydalandığı işte bu victim dedikleri yasalar, gücü vizesiyle ilgili olan durumlar. Ay kişiler parmak izni verse bile çalışma izni almaları zaman alabiliyor. Bu tip başvuruları yapan kişilerin çalışma izni alması bazen yıllar sürebiliyor. Dolayısıyla dosyadan dosyada değişebilecek bu kişinin progresi. O açıdan da şu kadar süre içinde alabilirsiniz dememiz zor olacak. Fakat şunu bilmeniz gerekiyor. Başvuru yapmış olsanız bile victim koruması için
Gülsoy'da çalışma izni almanız zaman alacaktır. Bunu göz önünde bulundurmanızda fayda vardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında ilk gelen soru şu yönde. Turist vizesiyle Türkiye'ye geldikten sonra kişi iltica başvurusu yaparsa, eğer iltica başvurusu onaylanmaz ise F1 vizesi gibi başka bir statü değişikliğine gidebilir mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi şu var, eğer siz bahsettiğiniz süreçte yani giriş yaptıktan sonra turist statünüz bitmeden başvurunuzu yapıp bu olumsuz cevabı da süreniz hala bitmeden alırsanız, evet, o zaman F1 gibi vize değişikliğine başvuru yapabilirsiniz. Tabii bu başvuruyu yaptığınızda kesin onay alacaksınız diye bir kaide değil. Ama bu başvuruyu yapabileceğinizi gösterir. Dolayısıyla eğer ki başvuruyu yaptınız, yasal sürecin içindesiniz ama sonucu aldınız, başvuru sonucu olumsuz oldu. Ama tabii bu arada siz turist statünüzü kaybettiyseniz o zaman maalesef F1 statüsüne geçemeyeceksiniz. Dolayısıyla F1 statüsüne geçiş başvurusunu yapacağınız anda hala turist vizenizin geçerli oluyor olması önemli olacaktır. Eğer o süreniz hala geçerliyse o zaman öğrenci statüsüne başvurunuzu da yapabileceksiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı indi. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Pasaport olmadan green card vizesi onaylanabilir mi diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz green card vizesi yani göçmenlik vizesi alacaksınız ve bunu Amerikan konsolosluğundan yapacaksınız, bu göçmenlik vizesi ne size vermeleri aslında var olan pasaportunuza damga vurmakla oluyor. Dolayısıyla sizin eğer pasaportunuz geçerli değilse, elinizde mevcut değil ise maalesef göçmenlik vizesini alamayacaksınız. Dolayısıyla göçmenlik vizesi yani green card vizesini almanız için pasaportunuz gerekecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Turist olarak Amerika'ya gidersem ilk 6 aydan sonra bir 6 ay daha uzatma hakkım var mı? Hangi gerekçeleri sunmam gerekmektedir diye takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya turist olarak geldiniz ve size 6 aylık bir süre verdiler ve bu 6 aylık süreniz dolmadan önce siz biraz daha kalıp burada seyahat etmek istediniz, değişik yerleri görmek istediniz, o zaman bir 6 ay daha uzatma hakkınız mevcut olacaktır. Ve bu uzatmayı yaparken de neden kalmak istediğiniz gerekçelerini anlatıyor olmanız gerekecektir. Biraz önce de dediğim gibi bu görmek istediğiniz değişik yerler olabilir, gezmediğiniz yerler olabilir. Dolayısıyla bu noktadaki niyetinizi dile getirip başvurunuzu yapabileceksiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkiye'de okumuş olduğumuz üniversite bölümlerinin Amerika'da denkliği olup olmadığını nasıl kontrol edebiliriz diye takipçimiz soruyor. Şimdi burada yapılacak şey şu aslında. Siz önemli olan öncelikle Amerika'da ne okuyacağınıza bir karar vermeniz ve hangi üniversitede okumak istediğinize karar vermeniz. Bu kararları verdikten sonra Amerika'daki üniversiteye ulaşıp o üniversiteden sizin yerine getirmeniz gereken şartları öğrenmenizde fayda vardır. Dolayısıyla o zaman siz o üniversitelerden sizin eğitim alanınızın ya da eğitim aldığınız üniversitenin denkliği durumunu öğrenmiş olacaksınız. Dolayısıyla bunun en ideal yöntemi sizin burada hangi okula gitmek istediğiniz ve hangi okulun sizi kabul edip etmeyeceği noktası olacak. O açıdan da okula başvuru yapıp okulun ihtiyacı olan şeyleri bir yere getirirseniz bu sayede denklik durumunu gerekip gerekmediğini onlardan öğrenmiş olacaksınız diyebiliriz. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Son zamanlardaki politik olaylardan dolayı ABD F1 vizesi red oranı yükselmiş midir? Size gelen geri dönüşler nasıl diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Tabii ki her kişinin başvuru yaptığında olumlu sonuç alıp alamayacağı kendi durumuna göre değişecektir. Dolayısıyla burada herkesin durumu farklı olacaktır. Tabii ki yaşanan politik gelişmeler ya da iletişimler ya da krizler vize alma sürecini etkilediği görülmekte. Bu da görülen yaşadığımız durumlar. Fakat hani bu noktada çok büyük artış var demek zor ama dönemlik bu tip olumsuz durumlarla ilgili vize verilmeme durumlarını görüyoruz. Ama biz şunu söyleyebiliriz. Önemli olan nokta sizin
başvuruyu ne kadar uygun olduğunuz, siz bu başvuruyu yaparkenki kriterlerinizin ne kadar uygun olduğu önemli bir durum olacak. Dolayısıyla sizin bu noktadaki sürece uygunluğunuz, yani F1 öğrencisini almanız sizin alıp alamayacağınızı gösterecek bir durum olacaktır. Dolayısıyla biz bu noktada çok da olumsuz bir durum yaşandığını düşünmüyoruz şu an. Ve eğer siz yeterliyseniz başvurunuzu yapıp öğrenci vizesini almaya çalışabilirsiniz. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'da ev kiralayıp banka hesabı açabilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz turist vizesiyle Amerika'da ev kiralayıp banka hesabı açabilir misiniz sorusunun cevabı evet olacaktır. Fakat tabii ki bu ev kiralama noktasında önemli olan nokta sizi bu evi kiralayacak olan mülk sahibinin burada kredinizin olmamış olması veya çalışmıyor oluyor olmanızdan dolayı önemli olan size evi kiralayıp kiralamayacağıdır. Dolayısıyla burada önemli olan nokta sizin başvuru yapacağınız ev sahibinin sizi bu şekilde kabul ediyor olması. Bu şekilde kabul ettiği sürece sizin ev kiralamada bir sorun yaşamayacaksınız. Çünkü bazı ev kiralamalarında işte sosyal güvenlik numaranızın olmaması, kredinizin olmaması, burada kalıcı olmuyor olmanız gibi sebeplerden dolayı oraları kiralamakta zorlanabilirsiniz. Bunu da göz ardı etmeyin. Fakat banka hesabı açmanızda bir sıkıntı olmayacak. Ama tabii bazı bankalar açmayabilir. Siz önemli olan buradaki değişik banka opsiyonlarınıza bakıp hesap açma durumunu deneyebilirsiniz. Ve size uygun bir hesabı açan bir banka muhakkak çıkacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.